Herkese selamlar arkadaşlar. Hafta içi yüklemiş olduğum video maalesef teknik bir arızadan dolayı yanlış yüklenmiş. Ben de biraz geç fark ettim. Kusura bakmayın. Onu sildim ve tekrardan sizlere daha güzel bir video çekmek için bilgisayar başında oturdum. Şimdi geçen haftaki videomuzun konusu yaptığımız işin sonucunda kazandığımız para. Amerika'da bir elektrikçi saatlik ne kadar alıyor bir hafta içerisinde? Bunları size göstermek istiyorum. Aklınızda yer edinsin buraya gelmek isteyen arkadaşlar için. Böyle bir video çekmek istedim. Şimdi hemen bir saniye açayım dosyaları. Evet, şimdi arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz paystub yani maaş bordrosu ilk haftaya ait. Toplamda biz ilk hafta 43 saat çalışmışız. 40 saatimiz saat başına 56.55 dolardan ücretlendirilmiş ve toplamında 2262 dolar kazanmışız. New York'ta her 40 saatin üzerine çalıştığınız her saat başına saatlik ücretinizin 1,5 katı kazanıyorsunuz. Yani 3 saat çalışmamızın karşılığı 56.55'in 1,5 katı 84.83 dolardan ücretlendirilmişti ve toplamında 254 dolar kazanmışız. Toplam 43 saatimizin karşılığı 2516 dolar. Tabii bu bizim bankamıza direkt yatan para değil. Bir takım kesintiler oluyor, vergiler oluyor. Ve bu vergilerin toplamı da 752 dolar. Toplamda yani bizim bankamıza yatan para 1763 dolar, 64 dolar diyebiliriz. Benim bankama yatan para. Sağ tarafta ise çalıştığımız zaman aralığı 11 Mart ile 17 Mart arası çalışmışız. Ve bankama yatan tarih 24'ü. Bizim şirketin verdiği iki türlü ücretli izin hakkımız var. İkisi de birer haftalık. İlk haftası yani hastalık durumunda alabileceğiniz ücretli izin saatimiz 40. Ben bu 40 saatin bir gününü kullanmışım. Toplamda 32 saatim daha müsait. Yani alabilirim onu. Burada onu görüyorsunuz. İkincisi de vacation yani tatil için bir haftalık ücretli izin hakkım duruyor hala. Gelelim ikinci haftaya. İkinci haftada arkadaşlar biraz fazla çalışmıştık. Toplamda 55 saat çalışmışız. Bunun yine 40 saati 56.55 dolardan ücretlendirilmiş. 15 saate 84.83 dolardan. Toplamda 1272 dolar para kazanmışız 15 saat karşılığı. 55 saatin karşılığı ise 3534 dolar. Yine bu bizim bankamıza yatan para değil. Bir takım kesintilerden sonra yaklaşık 1180 dolar kesinti olmuş, vergi ödemişiz. Toplamda bankama giren para 2354 dolar arkadaşlar, 55 saat karşılığı. Yine burada aynı şekilde önceki paystub'da belirttiğim gibi ücretli izinlerimizi görüyorsunuz. Üçüncü haftanın paystub'ını henüz almadık. Şirket genelde pazartesi günleri yolluyor bize. Yani yarın yollayacak. Onu da şu şekilde göstereceğim. Bankama para yattı. Burada görüyorsunuz Cemil Elektrik 1250 dolar yapmışım. Niye az bu? Çünkü ben geçen haftanın ilk iki günü eşimin rahatsızlığından dolayı çalışamadım. Toplamda 30-31 saat falan çalışmıştım. O da 1250 dolara tekabül etmiş. Basit bir hesaplamayla vergilerden sonra ne kadar kazandığımızı şu şekilde hesaplayabiliriz. 2355 dolar diyelim buna, bölü 55 saatten toplamda ikinci haftamızın saatlik ücreti 43 dolara gelmiş neredeyse arkadaşlar. Saatte 43 dolar kazanmışız. İlk haftaya gelelim. Bu da 1764 dolardan bölü 43 saat. Bu da 41 dolara denk gelmiş. Yani ortalama 40 ile 43 dolar arasında vergilerden sonra Amerikalı bir elektrikçinin kazandığı ücret bu oluyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Yaptığımız emeğin karşılığını alabiliyor muyuz? Videonun altına lütfen fikir ve görüşlerinizi belirtin. Hepinize sevgiler, saygılar, hoşça kalın.